Türkçe Peri Masalları. Haydut Damat. Bir zamanlar hem değirmeni hem de ruhu besleyen nazik bir derenin attığı Millbrook Vadisi'nin kalbinde güven ve geleneklerle birbirine bağlı bir topluluk içinde Clara adında bir kız yaşardı. Clara'nın küçük dünyasının alt üst olmak üzere olduğundan haberi yoktu. Clara, aşkım, demek buradasın. Victor, bugün seni görmeyi beklemiyordum. Güzeller güzeli nişanlımı görme fırsatını kaçırır mıyım hiç? Aa, seni tatlı dilli yalancı. Suçlu olduğum doğrudur. Söyle bakalım, baban nasıl? Hala kendini çok yoruyor mu? Babamı bilirsin. Değirmen onun her şeyi. O halde biraz ara vermesini sağlayalım. Ona öğle yemeği götürelim mi? Bu yüzden senden hoşlanıyorum Victor. Hep başkalarını düşünüyorsun. Hoşlanmak mı? Artık seviyorum desen nasıl olur? Hala beni söz verdiğin gibi mütevazı evine davet etmedin. Şu mesele o kadar önemliyse tamam. Ayrıca hoşlanmak da sevmek demek bayım. Genç Victor kaçırılmayacak biri. Clara Millbrook Vadisi'nin en şanslı kızı. Şans demişken o süslü cep saatinizi bulabildiniz mi? Hayır, kaybolduğundan beri bulamadım. Peki ya senin değerli kolyen? Bir iz var mı? Hiçbir iz yok. Sanki buhar olup uçtu. Son zamanlarda ne kadar da çok değerli eşya kayboluyor, fark ettin mi? Evet, gerçekten çok garip. Clara, nazik kalpli değirmencinin kızıydı. Ve herkesin hayran olduğu Victor adında çekici ve görünüşte soylu bir adamla nişanlıydı. Baba, sana bir sürprizim var. Victor oğlum, hangi rüzgar attı seni buraya? Bir ara verip yemek yemek istersiniz diye düşündüm efendim. Millbrook Vadisi'nin en iyi delikanlısı için her zaman vaktim var. Keşke geleceğini bilseydim. Üstüm başım çok dağınık. Clara, nişanlının bu kadar düşünceli olduğunu söylememiştin. Ah baba, kıyafetlerin hep unla kaplı. Ayrıca haklısın, o hep sürprizlerle dolu. Umarım rahatsız olmadınız Bay Miller. Size Millbrook Vadisi'nin en güzel ürünlerinden getirdim efendim. Rahatsız olmak mı? Oğlum, böyle ziyafetler getirmeye devam edeceksen her zaman beklerim. Clara, sevgilim, sana bir şey sormak istiyordum. Tabii Victor. Sormak istediğim şu, acaba yarın malikanemi ziyaret etme onurunu bana bahşeder misin? Ne hoş bir davet. Clara, mutlaka gitmelisin. Tabii ki Victor, memnuniyetle. Harika. Sana etrafı gezdirmeyi çok istiyorum. Göreceğin çok ilginç şeyler var. Pekala, ben işime döneyim. Buğdayların öğütülmesi gerek. Tabii efendim, siz işinize dönün. Clara, yakında görüşeceğiz. Clara, Victor senin için mükemmel bir eş. Bütün köy ondan övgüyle bahsediyor. Evet baba, o mükemmel görünüyor. Biraz fazla mükemmel. Yemekte görüşürüz, hoşça kal. Bilemiyorum Pip. Victor'ın davetiyle ilgili bir şeyler tuhaf geliyor. Haklısın. İçgüdülerime güvenmeliyim. Bunu babama nasıl söyleyeceğim? Babana neyi söyleyeceksin canım? Victor'ın daveti biraz ani oldu gibi baba. Gitmek istediğimden emin değilim. Gerginsin, anlıyorum. Ama tatlım, endişelenme. O köyün en iyi delikanlısı. Ayrıca köy şenliğinde düğün tarihini açıklamayı düşünüyordum. Tamam baba.
Umarım şenlik sorunsuz geçer. Clara, beni gülümsetmeyi hep başarıyorsun. Sevgili Clara, mütevazı evime hoş geldin. Mütevazı mı? Evin fazlasıyla görkemli. Nişanlım en iyisine layık. Gel, sana evi gezdireyim. Victor, Clara'yı malikanesinin görkemli odalarında gezdirirken bir fark edilmeden ortadan kayboldu. İşte burası da kütüphane. Aile yadigarlarımı burada saklıyorum. Peki ya şurası? Ha, orada ilginç bir şey yok. Eski bir depo. Hadi bahçeleri gezelim. Pip, gizli odada haritalar, planlar ve çalınan hazinelerle karşılaştı. Clara, bahçede çiçeklere bakıyormuş gibi yaparken, Pip geri döndü ve Clara'nın cebine küçük ama ağır bir altın sikke bıraktı. Bir şey bulabildin mi Pip? Hey Victor, tuvalete gitmem gerek, hemen. Bir tuhaflık var. O fazla kibar ve düzgün. Patron! Köy şenliği bulunmaz bir fırsat. Millbrook Vadi halkı meşgul olacak. Ama patron, değirmencinin kızıyla nişanlanman ne olacak? O sadece dikkat dağıtmak için. Kanıt bulmalıyız Pip. Clara, haritalar, planlar ve çalınan hazinelerle dolu loş odaya girdi. Gördükleri karşısında şoke oldu. Ah Victor, ne yaptın sen? Bütün köyü soymayı planlıyorlar. Zeki Clara kolyeyi tanıdı. Bu Bayan Thorne'a ait. Aylardır bunu arıyordum. Patron, sanırım şuradan bir ses duydum. Clara, burada mısın sevgilim? Sana öyle geldi herhalde. Millbrook Vadisi'ni uyarmalıyız. Ama bunu akıllıca yapmalıyız. Dikkatlice kolyeyi cebine koydu ve kanıt olarak birkaç planla birlikte küçük bir eşya daha aldı. Hadi Pip, kimseye görünmeden çıkalım. Clara, Clara, neredesin sevgilim? Buradayım. Affedersin Victor, birden aklıma geldi. Babama değirmende yardım edecektim, gitmem gerek. Clara ve Pip, Victor'ı şaşkın halde bırakıp hızla odadan ayrıldılar. Millbrook Vadisi'nin köy meydanı canlı bir panayıra dönüşmüştü. Renkli bayraklar rüzgarda dalgalanıyor, hava taze hamur işlerinin kokusu ve canlı müzik sesleriyle doluydu. Buna karşın Clara kararlı ama gergin görünüyordu. Clara canım, neyin var? Şimdi değil baba. Yakında anlayacaksın. Millbrook Vadisi'nin köylüleri, size önemli bir şey açıklamam gerekiyor. Clara, sevgilim, ne açıklayacaksın? Her şey yolunda mı? Düğün tarihini açıklayacak. Clara derin bir nefes aldı ve gücünü topladı. Üzgünüm ama hayır baba. Maalesef korkunç bir gerçeği keşfettim. Hepimizin hayran olduğu. Evleneceğim adam göründüğü gibi biri değil. Clara, sevgilim, neden bahsediyorsun? Victor aslında köyümüzü ve çevredeki diğer köyleri soyan bir çete lideri. Hı? Dikkatli ol. Bunlar ciddi suçlamalar sevgilim. Umarım kanıtlayabilirsin. Oyun oynamayı bırak Victor. Bunlar Victor'ın malikanesinde bulduğum çalınan hazineler. Bayan Thorne,
Bu kaybolan kolyeniz değil mi? Bay Baker, değerli cep saatiniz değil mi? Çok akıllısın. Ama bu basit köylülerin bana değil de sana inanacağını mı sanıyorsun? Ben kızıma inanıyorum. Clara her zaman doğruyla yanlışı ayırt edecek yetenektedir. Yakayı ele veren Victor, çetesine kaçmaları için işaret verdi. Bandana takan şu adamları durdurun. Kaçmaya çalışıyorlar. Victor'ın becerikli kaydıkları kaçmaya çalışırken şenlik süslemelerine ve birbirlerine takıldılar. Keşke domuz çalmakla yetinseydik. Kapa çeneni aptal. Yüksek sesle söylersen mahkemede kanıt olarak kullanılabilir. Hırsızlık ve dolandırıcılıktan tutuklusunuz. Clara'ya teşekkür edelim. Millbrook'un vadisini kurtardı. Oh Clara, şüphelerini daha önce dinlemediğim için üzgünüm. İnanılmaz bir cesaret gösterdin. Teşekkür ederim baba. İçgüdülerime güvenmem ve doğru olanı yapmam gerektiğini biliyordum. Benim cesur kızım. Kendimi sorumlu hissediyorum. Victor'la olmanı ben istedim. Ben sadece geleceğini düşünmüştüm. Lütfen üzülme baba. Evlenmemden ziyade güvende olmam daha önemli. Tabii halkın beklentileri de. Sen bu yaşlı değirmencinin hayal edebileceğinden çok daha bilgisin. Sevgili Clara, cesaretin ve pratik zekan sayesinde hepimiz güvendeyiz. Millbrook Vadisi sana derin bir teşekkür borçlu. Millbrook Vadisi halkı bugün gerçek cesarete tanıklık etti. Clara sadece bizi büyük bir tehlikeden kurtarmakla kalmadı. İçgüdülere güvenmenin önemini de gösterdi. Cesaretini onurlandırmak adına yıllık hasat şenliğimizin adını Clara'nın Cesaret Günü olarak değiştirmeyi öneriyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu çok gurur verici. Ama Pip olmasa bunu tek başıma yapamazdım. O yüzden Pip'in Cesaret Günü olarak değiştirebilir miyiz? Bir orta yol bulmaya ne dersin? Bugünden itibaren şenliğimiz Cesaret Günü olarak anılacak. Sadece Clara ve Pip'i değil, hepimizin içindeki cesareti kutlayacağız. Böylece Millbrook Vadisi, Clara ve Pip'in kahramanlığının yanı sıra, gerçek gücün beklentilere boyun eğmekten değil, zorluklara rağmen doğru olanı savunmaktan geçtiğini anladı. Ve herkes sonsuza dek mutlu yaşadı.